Senin adın ne? Muhammed. Ne güzel ismin var senin. Bakayım bu mikrofon. Abi kafası senin kadar var ha. Var var. Köyün adı ne abi? Bu Ağa Mezrası. Ağa Mezrası köyü. Bu Beyköy'e bağlı. Bu köpek kaç yaşında demiştin? 17 yaşında. 17 yaşında. Ay maşallah. Evet. Abi şunu bir ağzını açabilir misin? Dişlerini görmek istiyorum. Aç ağzını. 17 yaşındaki bir köpek. Evet. Köpek dişleri gitmiş de. Tamam. Önlerde yine. Pas tamam. Aç ağzını. Döveceğim bak. Pas. Tamam. Zorlama abi. İstemiyor Pascal. Dur, Pascal tamam. İstemiyor. Tamam oğlum, bir şey yapmayacağız. Tamam. Say dişine bakacağım. Tamam. Pascal. Pascal. Bak. İsmi de güzel ha. Bunu kesin sahibi Beşiktaşlıdır. Yok. Engin Fenerbahçe, en Galatasaray. Yok saldırmıyor. Tamam Pascal. Oğlum. Tamam. Gel abi yanıma. Herkes kısa kollu. Biz İstanbul çocuğuyuz, mont giydik. Evet. Yapacak bir şey yok. Buranın havası sert. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Tekman'ın Ağa Mezrası. Ağa Mezrası'nda. Köyün adı değil mi? Evet. Evet. Arkadaki evler tam köy evi. Manzara zaten dağlık. Bir tane köpek gördük. 17 yaşındaymış tam. Şu an şöyle söyleyeyim, tam yaşlı kurt diyorlar ya. Evet. Yaşlı delikanlı. Engin abim nasılsın? İlk önce senle başlayalım. Sen utangaçsın, ben genelde utangaç olanları daha çok seviyorum. Utangaç değil. Nasılsın, iyisin? İyiyim Allah'a şükür. Seni sormuşsa nasıl iyisin? Teşekkür ederim. Geldik bizim misafir ettiğin için, sağ ol. Bizim videolarımızı ben kısaca söyleyeyim sana. Senin burada bir tonluk mu? Bin ton kaç? 200 kilo mu? Bir ton 200 ve 150 kilo falan gelen. Bir ton 150 kilo. Evet. Dev tosunun varmış. Evet. Hem onu görmeye hem de köpeklerini görmeye geldik. Hoş geldin, sefa getirdin. Abim senin adın neydi? Erhan Şahin. Erhan abim de kardeşsiniz. Evet. Kardeşsiniz. Evet, evet. Sen istersen bu aslan parçasını bırakabilirsin abi. Bununla Pascal konuştuk gidebilirsin zaten. Senin işin tamamdır. Evet Pascal. Beşiktaşlı. Oğlum, sen ben seni sevdim. Ben Beşiktaşlıyım Pascal. Sen gidebilirsin. Hadi. 17. Aslan oğlum. 17 yaşında yaşlı kurt. Maşallah. Tarihi eser. Pascal İstanbul'da olsan çoktan öpüp de toprağa boyladıydın. Ben sana diyeyim, burada yine iyi yaşamışsın. Ama bakıyoruz. Evet. Öyle maşallah. Değil mi Pascal? Evet, Pascal'ın yemesi getirdim daha vuracağım, önüne vurdum. Pascal'ın abi hiç sormadık, var mı bu dağda tepede bir kurtla girmiştir mi Pascal? Ya, bir mücadele. Da, evet, boğuşması falan var. Boğuşması var. Evet. Yani öyle boş köpek değil. Yok, boş köpek değil. Kurtların kardeşi. Abi bu da şeyin soylarından, bizim köpeğin soylarından. Yazın kardeşim. Evet, onun aynı cins. Aynı soyda. Bunların anası babası kimdi İbrahim? Biraz sarı bu. Sizinkisi gibi bembeyaz değil. Baba Hırço. Bu biraz güneşte kaldığı için. Serpil anneleri, Hırço da babaları. Abi köpeğin bir arkasına geçer misin? Seninle boyunu bir ölçelim. Bir arkasına geç. Gel. Gel lan. Gel buraya. Ata. Ay maşallah. Ay maşallah. Abi bu kaç aylık? Kaç bu, yaşında ya da? Yaklaşık 3 yaşına giriyor. Atla, atla, ben doğuda atla, gezdiğim yerlerde atla, hep bu şekilde. Bu bir Anadolu çoban atla, köpeği olarak geçiyor. Dur. Bu tarz köpekler atla, görüyorum. Şimdi kangalı tercih etmemenizin sebebi ne? Buradaki kurtlar çok mu büyük? Ona göre böyle büyük köpek mi tercih ediyorsunuz? Ya burada hem kangal da bir sebebi nedir yani? Bunlar evet, çoğu cinsleri, bunlar ince olduğu için çabuk koşuyorlar. Uçurmuyor. Serkan. Her kangal Serkan koşmaz. Engin abiye verir misin? Bir saniye abi. Gel. Mikrofonu madem Engin abi anlatıyor, gel, ver abi. Bunların cinsleri hem ince bir de uzun ayaklı olduğu için kurtlar peşinde çok rahat koşuyorlar. Bunlar. Evet. Hı. Kangalı bir çeşitleri de var, öyle kuyrukları sırtında olanlar. Onlar da iyi koşuyorlar. Bazıları var, çok altlarda koşamıyorlar. Ondan dolayı bunları besliyoruz. Ha bir de Kafkas türü var. Kafkas'ı da besliyoruz. O da bu kışın
Kurtlara kurban oldu. Kurtlara kurban oldu, Allah Allah. Evet, 6 tane kurt saldırmıştı. Tek başına buradaydı. Nasıl oldu abi? Bu da ben yok ya, birader buradaydı. 6 tane kurt beraber boğuşmuşlardı. Boğulmuşlardı. Onlar daha çok kançlı. Köye mi indi kurtlar? Evet, köye. Köye indi. Sen nasıl gördün? Sabah bir kalktın. Sabah ben burada yokken birader kalkmış baktım kurtlar etrafında. Ertesi gününe gelmişti ama vuramamıştı. Hı, senin tosun gitmesin abi, şu bir tonluğu çekelim, bu mu? Yok, tosun içeride. Tosun içeride mi? Bunlar ineklerdir. Akşam saatinde mi otlatmaya götürüyorsun? Bunlar akşam saatine geldi, sağmaya geliyor, tek otlamaya gidiyor. Sağladılar, şimdi tekrardan otlatmaya evet, gidiyorlar. Evet, saat 11-12'ye kadar. Saat kaça kadar? 11-12'ye kadar otlatıyor. Gece karanlık çöküyor yani. İşte buralar gördüğün gibi yağmur yağmadığı zaman kırsal alan oluyor. Hayvan beslemek zor. Zaten sizin burası. Çok zor. Evet, Allah yardımcınız olsun. Evet, genelde abi, mesela tarlan tapanın vardır, ot mu ekiyorsun? Buğday falan ekiyoruz, biçiyoruz ama zor. Masraflar çok, yakıtlar çok pahalı. Millet geçinemiyor. Ondan dolayı az çok yine ekmeye çalışıyoruz. Çünkü bu iki senedir millet çok mağdur. Hem yakıttan hem yiyecekten bütün zamlar, her şey kalktı. Yemler, fiyatlar başını aldı gidiyor. Evet. Şubat'ın 15'ini falandı. Köpekleri akşam tipi olduğu için bu ikisini ben içeri aldım. Diğerini unuttum dışarıda tabii ki. O bizim Kafkas köpek vardı, onu dışarıda unuttum. Ondan sonra sabah kalkınca 6 tane kurt gelmiş köpeği. Hemen şu noktada paramparça etmişler. Şeyin önünde? O tekerin orada, hemen ahırın hemen tarafında. Burada. Evet, paramparça etmiş. 4 gece şu pencerede bekledim kurtları. Sabaha kadar. Birinci gün değil de ikinci gün geldiler. Yaklaşık 6 tane geldiler şuradan. 2 kişi orada bekledi. 3 tane de şeyde bekledi, bahçenin orada. Bir tanesi de şuraya geldi. Yani sanki bir bekçi gibi şeyleri takip ediyor. Baktı, nasıl hissettiyse benim orada olduğumu. Ondan sonra hemen diğer kurtları topladı, aşağı gitti. Ondan sonra da gelmediler. O şekilde böyle aşağıya doğru indi. Aşağı doğru indi. Sabaha kadar o tepede beklediler. Havlaya havlaya. Baktı, ben buradan gitmiyorum. Ondan sonra çekip gittiler. Senin köpeğinin zinciri var mıydı? Zincire mi bağlıydı? Zincire bağlı olduğu için zaten şey yapmadılar. Yem olmuş. Yem oldu. Yem diğer oldu. Türlü hayatta zaten kurtların korkulu belasıydı zaten. Çok o da aşırı. Kurtçu bir köpekti. Yani kurtçu, bundan daha iriydi yani. Kurt boğulmuşluğu vardı. Var. Vardı ama yine eceli yani, kurtlar tarafından oldu. Yani 6 kurdun şeyine uğradı. Neyi kaldı abi? Bazen görüyoruz, kafası bir tek böyle iskeleti kalmış gibi bir şey oluyor. Yok, şu an hiçbir şey kalmadı. Abi, hepsini yemişler mi? Yok, onu demiyorum. Hayvandan hiçbir şey bırakmamışlar mı köpekten? Bazı yerlerde yenilen köpekleri görüyoruz. Kelle kalıyor, böyle iskelet omuriliği kalıyor. Yok, iç organlarını yemişlerdi. Sadece bir kellesi kalmıştı. Kellesiyle bir ayakları falan kalmıştı. O da zincirden dolayı çekip götürmemişler ya. İşte şimdi burada bıraksan, zincirden bıraksan ayrı bir dert. Bu sefer kurtlar oyun yapıyor, peşine gidiyor değil mi? Ya tam oyuncu kurtlar. Ben o gece hissettim zaten. Böyle izledim, sabaha kadar bekledim, nöbet tuttum. Öyle geldiler. Yani bir bekçi, 3 kişi orada bekledi. 2 kişi tane orada bekledi. Bir kişi sadece kolaşan edip yani kimse var mı yok mu diye. Yani öyle ekip bir ekipçe ya, ekipçe yani. Akıl almaz bir şey. Vallahi bu şekilde hocam. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. O yaşlı daha yani tatlı duruyor. Yaşlı bu, çok akıllı. Güzel köpekler gerçekten ya. Yaşlı öyle bir akıllı ki yani tam sahibine sadık bir hayvandır. Yani gece bir ses olduğu zaman komple geziyor evin etrafını. Benim evin sınırı neredeyse, benim evin sınırını hepsini geziyor bekçi gibi. Ondan sonra gelip kapıya oturuyor. Pascal. Pascal. Sen bu zamana kadar burada gördüğün en büyük sürü kurt sürüsü vallahi, ne kadar? 10-15. 15. Ben bu rakamı söylediğim zaman dalga geçiyorlar bende. Valla dalga geçmesinler. Böyle kışın olduğu zaman mesela Şubat ayında falan mesela sürü şekline geçiyorlar. Köyün karşısında her taraftan geçiyorlar yani. Dağlar, tepeler. Burası zaten köy evi.
Yer Erzurum abi, başka bir şey söylemeye gerek yok zaten. Kurtlar şuradan geliyor. Şurada. Evet. Şu tepelerden, karşı bunlar tepelerden. Zaten ya, çocuklar şu, sizle de sohbet edelim. Gelin buraya ya. Şu an Işıklar köyünden geldim. Son iki gündür yaklaşık bir 10 tane koyun falan öldürmüşler. Siz gelirken çocuklarla konuşuyordum orada. Kurtlar koyunlara saldırmış. Nerede? Yani Işıklar köyünde. Işıklar'da. Abi olduğumuz köy var ya. Evet. Onlar orada kimdi, sahibi kimdi? Birkaç gecedir sürekli kurt saldırıyor sürülere. Oradan sürekli şey öldürüyor. Hayvan öldürüyor, koyun öldürüyor. Eşek. Koyun öldürüyor, keçi öldürüyor. Yakın dönemde. Son 2-3 gündür. 2-3 gün sen burada. Dün yine aynı şekilde olmuş. Sürüye saldırmış. Bir sürü koyunu telef etmişler. Yani yaz aylarında da gözükebiliyor bu aylarda. Çok gözüküyor zaten. Bu aylarda. Bu aylarda. Özellikle şu tarafta, şu dağın arkasında yerleri var. Şu dağın arkasında yerleri var. 4-5 tane zaten hep ekip şeklinde geziyorlar. Son 3 gecedir bir sürü koyun öldürdüler ya. Gel. Tam aslan. Aslan dur. Tam böyle geç saatte geldik şansımıza. Evet. Tamam aslan dur. Ama telefon çekmiyor. Ulaşamadık size. Valla burası ulaşım biraz zor zaten. Şunu tut. Tut gelmesin. Heh, tut onu. Tut gelmesin. Tut onu. Tut bakayım. Bak bana. Yusuf sen de. Kalkacak mı? Çocuklar bir yanına geçsenize, sizi de bir çekeyim. Hadi ben bir resim. İkiniz hadi. Hadi geç sen. Tutun. Ver şunu. Gel 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 gel. Gel köpeği sen. Gel gel sen de geç hadi hadi. Köpeği tut o şekilde. Diş kopya var, diş kopya var. Sen aldı şöyle. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Öbür tarafına geç, yanına değil. Kızların yanına geç. Kızların yanına geç. Kızların yanına, arkasında dur. Heh. Şu bir dikelse, dikelmedi. Kafaya yedi çocuklar yiyince. Gel. Aslanım oğlum, aferin. Aslan. Tamam, teşekkür ederim gençler. Sağ olun. Sizle de sohbet edelim istiyorsanız. İsmin ne senin? Sen kaçıyorsun. Sudenaz. Sudenaz, vay benim yeğenimin ismi. Kaç yaşındasın Sudenaz? Senin adın ne? Muhammed. Ne güzel ismin var senin. Tut bakayım bu mikrofon. Heh, ona konuşacaksın. Adın Muhammed ha? Evet. Sen kaç yaşındasın? 4. 1. 3. 3. 3. 1. Muhammed daha sayıları bilmiyor. Sudenaz sen okula gidiyorsun. Evet. Kaça gidiyorsun? 4. 4'e gidiyorsun. Yakında mı okulun? Nasıl gidiyorsun? Tekmanda. 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 Şu mikrofonu verir misin abi şeye? Muhammed'in elindeki. Tekmana gidiyorsun ta buradan. Servis mi alıyor, yürüyerek mi? Yürüyerek. Yürüyerek zor olmuyor mu yürüyerek? Yok. Hayır. Ben götürüyorum. Yürüyerek kaç kilometre nasıl tekmana gidiyor acaba? Kışın yine kar olduğunda nasıl yapıyorsun? Arabayla gidiyorum. Kışın uçuyor musun? Arabayla. Kışın arabayla. Maşallah abi, senin çocuklar mı? Evet, bir yeğenim. Küçüğü. Kızla büyük benim oğlan. Kızla büyük senin oğlan. Maşallah. Ben abiyi gönderdim. Tamam. İbrahim hayranlıkla bakıyor. Oo abi bu ne ya? Ay maşallah. Hay maşallah dur. Yaklaşamıyoruz. Zincir bırak maşallah. Bunu bırak alıp gelecek bana sana satarım. Aynı fiyata verirsen alırım. Dediğim kadar var mı? 50-60 dedin. 6 kişi gireriz biz bunlara rahatlıkla. Aynı fiyata alırız. Kaç yaşında abi? Kaç kilo şimdi? Net ağırlığı şu an. En son üstünde. Bir ton vardır yani. Bir ton. Evet. Çünkü iki ay besledi götürdük kurbanı. Bir tondan dışarıda eksikti. Onda da kırma vermemiştim. Bir aydır kırma veriyorum. Bir aydır kırma veriyorsun. He, bizim gözümüz bir ton 150-200. Ederin nedir? Şimdi buradaki fiyatı söyleme. Kurban bayramındaki ederini söyle. Kurban bayramındaki değeri o zaman 55 dedik. Yani İstanbul'da. Ama buraya dedik. İstanbul'a gelsen İstanbul'da bunun gibileri. İstanbul'da 80 rahat 90 da giderdi. Kurbanda yalnız bunu olsun. Bir şey aklıma geldi. Damızlık olarak mı kullanıyorsun? Evet damızlık. Şimdi bu gittikten sonra damızlığın ne olacak abi? Var damızlığı mı bunun gibi bir hayvan? Gelecek. Bakın şunlar ikisi var. Belki öbürleri alalım. Bunlar daha küçüktür. Bunlar gibi olabilecek mi bunun gibi peki? Olur.
Ay biri onun kardeşidir. Irkı ne bunun? Bunun ırkı Simental. Simental. Evet. Abi hayran oldum. Ben bunun önünde kamerayı bırakıp bir resim çekineceğim. Yani, vallahi. Şimdi bunun rengi eski zabıt hayvanlar vardı, büyüktü. Kara sığırlar vardı. Çekmiş, evet. Eski zabıtlar Simental onlar gibi değildi. Onlar çok büyük. Irk olarak da hem de verimliydi. Resmi yetmez. Oy oy oy. Heh. Abi kafası senin kadar var ha. Var var. Vallahi nereye götürüyorsun? Burada mı? Dışarı mı çıkacak? Şu yerine götüreceğim. Tamam karanlıktı. Götür abi. Biz kaçalım o zaman. Yok yok sesini etmez. Gel. Böyle yandan çekebilirsin istersen. Hadi. İşte duvar geliyor oraya. Gel. Ha. Duvar geldi. Biraz yürü. İleri alman lazım. Ha. Abi güzel tamam. Gel. Maşallah. Hadi. Maşallah. Hadi. Ay maşallah abi ya. Burası karanlıktır onu yeri. Temiz çok temiz. Akıllı keyfinde ne yapıyor? Aslan. Adının hakkını da veriyorsun ha. Aslan. Kık. Teşekkür ederim bu ya. Videoları mega harman. 17 yaşındaki tarihi eser diye bir evet. Başlık. Pascal, gel biliyorum. Gel. Şimdi buraya gelirken Tosun için geldik dedim. Başta da ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Köpekler ekstradan zaten güzel. 17 yaşındaki tarihi aslan eser, parçası. Pascal, öbürü de. Ha, bir de başınızdan bir olay geçmiş. Onun hiç haberimizde yoktu. Belki konuya onun üzerinden ilerlerdik ama hepsi spontane geçti. Engin abim teşekkür ediyorum. Serkan sana abi, da sağ ol. Serkan ayarladı bu buluşmayı. Abim sana da teşekkürler. Teşekkür ederim. Buraya arkadaşlar. Hoş sefa getirmişsiniz. Sağ ol var ol abim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Erzurum'dan, Tekman'dan herkese selamlar, saygılar. Sevgiler, saygılar.